harflendirdim. A, B, A, B, C, A ve A, D. Kök 2 A olacak şekilde. O zaman 45, 45, 90 üçgeninden bakın. Burası da A kök 2 oldu. 45 derece kendiliğinden A, C ve A, artık ikiz kenar olmuş oldu. 72, 72, 36, 45 daha 81 A şıkkı. kuralı hatırlayalım. Bir dörtgenin köşegenleri dik kesişirse karşılık kenarların kareleri toplamı eşittir. E burada öyle bir şey yok. İşte E, D'yi birleştirince olur. Buraya a dersek a kare artı 64 eşit olur. 16 artı 73'e a kare 16 64 çıkarsak eksi 48 73'den 48 çıktı 25 oldu. Böylece a buradan 5. a 5 olduğu için burada bir pisagor yaparsak 25 eksi 24 1 oldu arkadaşlar a şıkkı. Burada arkadaşlar Dörtgenden ziyade aslında bir üçgen yapacağız. Çünkü 60 var, 90 var. Burayı da ben böyle tamamlarım. 30 derece olsun derim. 30'un karşısı 9 90'ın karşısı 18 olur. Böylece burası da 8 olmuş olur. Artık şöyle bir dik indirirsek. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Burası 4 kök 3. Hemen şurada ne yapacağız? Pisagor. 28'den 16 çıktı. 12. Demek ki 2 kök Şuraya t dersem tc 2 kök olur. Bu arada 30'un karşısı, karşısı 9 ise 60'ın karşısı 9 kök 3 olacağı için mecburen 9 kök 6 kök çıktı. 3 kök 3 kaldı. D şıkkı. Burada şimdi 6 ve 5 verilmiş. Kenarların orta noktaları verilmiş. Şöyle bir ezber bilgi var. Bu direkt ezber bilgi sorusu. Yani yapıştırıp geçmek lazım. Şuraya S dersek, buraya T dersek S artı T 6 artı 5'e eşittir arkadaşlar. Kuraldan geliyor. Bu karşılıklı alanların toplama nereden geldiğini şimdi gerçekten göstermeye gerek yok. Çünkü zaten lüzumsuz bir kural. Taralı olan bende taralı görünmüyor ama A, L, M, N, C, K diye söylemiş. Zaten arkadaşlar bu arada şunu da söylüyoruz. Bu 4 tane bölgenin toplamı içeriye eşit. O zaman 6 artı 5 11. 11 daha burası 22 olacak. Biz şimdi S artı T'yi de 11 bulduğumuza göre 22 artı S artı T 33 oldu B şıkkı. Döndürünce arkadaşlar açı ne olur? 60 derece olur böyle. Uzunluk değişmez. Haliyle ne olacak bakalım? Burada 30'un karşısı 8'den dolayı 4 olduğu için yine 4 oldu. Şimdi buraya 30 derece kaldı. Kendiliğinden A üstü C'de 30 oldu. Şey E 4 oldu. Böylece B üstü C kenarı 4 köküç. Şimdi arkadaşlar Aynı şekilde şeye de dikkat edelim. BC, BC üstüne eşittir ve 60 derece döndürüyoruz. Hep B noktası etrafında. Bu yüzden C noktası da döndüğünde CB, C üstünün 60 olduğunu görün. Ve uzunluk asla değişmez döndürdüğünüzde. BC 4 köküç olduğu için BC üstü de 4 köküç oldu. Güzel. Eşkenar üçgen 4 köküç 4 köküç arada da 60 var. O zaman burası da 4 köküç oldu. Ve bir deltoid geldi. Deltoidin alanında da arkadaşlar bir tanesini bulup 2 ile çarpabiliriz. Bakın burası bir dik üçgen. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Bundan 2 tane var. Bu alanın toplam alanı 16 kök 3 B şıkkı. B ve B de burada arkadaşlar 2 kök 6 olarak verilmiş. Bunlar biraz ezber biliyorsunuz soru tarzı. Böyle paralel çekeceksiniz. Tamam mı? Sonra orta nokta olacak. Bu K orta noktasında böyle F ile birleştireceksiniz. Bir orta taban daha elde edeceğiz. Böylece AC 2 kök 6 ise orta tabandan kök 6 olur. BD 2 kök 6 ise e, K da buradan orta tabandan kök 6 olur. 90 derece yöndeş açı yine yöndeş açı 90 derece olmuş oldu K açısı. Böylece EF de kök 12 yani 2 kök 3 E şıkkı dörtgenlerde çok ezber bilgi var ve çok ezber soru tipi var. Onlardan bir tanesi. Bakın şöyle iki tane açı ortay. Şöyle bir kendim alif alif olacak şekilde bir açı ortay çizdiğimde büyük açıdan küçük açıyı çıkardığımızda farklarının yarısı yani 144'ten 44 çıkartırsanız 60 yarısı buraya eşit oluyor. 30 derece. Şimdi buraya da beta beta dersek alfa artı beta 90 demek ki x buradan 60'mış. B şıkkı. Evet şimdi burada bir muhteşem üçlü durumu olacak bakın. A, E, E, C'ye eşit. Ben o zaman şöyle bir D, E'yi birleştirirsem bunlara eşit olur. E, aşağıdaki üçgende de yine bakın böyle birleştirdiğimizde muhteşem üçlü. Böylece arkadaşlar ikizkenar bir üçgen geldi. B, E, D üçgeni. Şunları sileceğim. İşlerini yaptılar çünkü. B, E, E, D'ye eşitse burada ne olmak zorunda? F'de orta nokta olduğu için tabii ki ikizkenar üçgende tabanın orta noktasına dik Böylece burası da bu şekilde birbirine eşit olduğu için e, açı ortay ve yükseklik olacak. Şimdi artık arkadaşlar 90 21 69 derece ters açıdan yine 69. B şıkkı kadar karışık görünüyor ki biraz korkutucu oluyor ama aslında mevzu şu. Şimdi göstereyim. Bu bir köşegen. Bu da bir köşegen. Bu köşegenler dik kesiştiği için şuraya x dersek buraya da y dersek x kare artı y kare eşittir 121 artı 48. Bunun soruyla ne ilgisi var hemen görelim. Bakın şimdi burada şim, bu dik üçgen olduğu için Aynı zamanda buraya x, b, de eşit olduğu için buraya da x dersek, hipotenüs zaten x kare artı y karenin karekökü kökü. Böylece tarafın karekökünü aldığımız zaman cevap 13 gelmiş oldu e şıkkı. Yüzümü yine enteresan olan bir soru arkadaşlar. Burada e, bu soruyu çözmenizi beklemiyorum açıkçası. Hani e, size müthiş bir şey katacağını da düşündüğüm için değil. Kitapta e, böyle sorular var. Bunları çözmek zorundayım. O yüzden çözüyorum. Bir de, Böyle soruları seven ilginç öğrenciler oluyor. Aslında biraz o yüzden de yani oluyor kitaplarda. Yani bunların ilginç bir şekilde bir algısı, olumlu algısı da var. Yani bunların şimdi toplamı alfa 90 eksi alfa verilmiş, tamam mı? Haliyle arkadaşlar, ben alacağım şu e'yi birleştireceğim buraya. Bunu yapma sebebim, bakın şimdi. Buraya alfa dersek. 90 eksi alfa alfa daha 90 derece oldu. Aslında biraz hedefimiz o. Sonra arkadaşlar e, burada bir paralel kenar olacak. Niye biliyor musunuz? Şu ikisinin toplamı zaten taşıdığım için açılar toplamı 180 geliyor. E haliyle o zaman burada zaten bunlar da birbirine otomatik olarak paralel olmuş oluyor. Bir paralel kenar oldu. Şöyle PK diyeyim. PK, -E bir paralel kenar. Böylece burası zaten x arkadaşlar. Çünkü aldık direkt yapıştırdık ikinci şekli buraya. Haliyle ne olacak? 2x olacak. Bu ap'nin uzunluğu. O zaman pisagor yapalım. 4 burası 16. Sonra orası 8. 64 eşittir. 4x kare. x kare 20. x 2 kök 5 geldi. c şıkkı.